kızlar Karaköy'de beni karşılayacak. O Türk kızlar ellerinde çiçekleriyle beni karşılamazsa bu zaferi kazanmış saymam. Kullanacağımız paralar hazır. Değişti abi, bayrağımız da hazır. Hiç gördünüz mü bu bayrağı? Aynı Yeni Zelanda, Avustralya ya da benzeri ülkelerde kullanılan bayrağın bir özelliği bizde ömür biçmişler. Kimsin abi sen? Kimsin diyecek yiğitlere ihtiyaç var. Ne demek Türk bayrağı? Benim bayrağım bir cetvelle çizilmiş bayrak değil ki. Az önce çocuklarımız müthiş bir derecede gösterdiler bayrağın nasıl çizildiğini. Hilal başka bir şeydir, yıldız başka bir şey. Üzerindeki kan bambaşka bir şey. Biz bir şeye özlem duyarsak, bir yerde bağımsızlığı getiremezsek onu maviyle simgeleriz. O yüzden Doğu Türkistan bayrağımız mavi. Ama bir yerde bağımsızlığımızı kazanmışsak kanımızla kazanmışızdır. Helal bir bağımsızlıktır. Ama adam sana harita çizmiş. Adam sana bayrak çizmiş. Adam senin şehrinde kullanılacak parayı çizmiş beyim. Bunlar hikaye değil. Aç Google'a bak. 2022 Halep manzarası seyret. Libya manzarası seyret beyim. Senin topraklarında yapılan katliamları seyret beyim. Bir oldu bittiyle olur bu işler. Ruslar bir gecede Ukrayna'nın canına ot tıkıyor. Hiç bize sormuyorlar kardeşim, Kırım bizim. Kırım bizim. Bize hiç sormuyorlar. Değiştir abi. Uyanalım. Bakın isimlerine bakın. Bobut'u özellikle üstte yazdım. Alttaki isme bakın. Agamemnon. Kim bu Agamemnon? Hiçbir düşünmez insanlar. Agamemnon kim biliyor musunuz? Yunan tanrısı. Truva savaşlarında Hektor'la Aşil'in savaşında Aşil'i Anadolu topraklarında kullanan adamın adıdır Agamemnon. Adam unutmamış. Anadolu elbet bizim bir gün olacak diyor. Aşil'den gelmiş Seyit Onbaşı'ya kadar Agamemnon'u unutmamış. İsimlere bak. Queen Elizabeth, Lord Nelson, Yenilmez Armada. Birçoklarının isimleri tanrı isimleri. Ya karşısında koyduğumuz isim ne bizim? Değiştir abi. Nusret. Çok basit değil mi? Nusret. Ne anlama gelir? Çocuklarımıza isim veririz biz bunu. Ama Nusret ne demektir biliyor musunuz? Allah bir adama Nusret verirse o adamı bu dünyada kimse yıkamaz. Nusret vermek ne demektir biliyor musunuz? Kudret vermek demektir. O devasa çelik yığınlarının karşısında elimizdeki küçük bir Nusret'tir. Aslında imanın imkana, çeliğe zaferidir. Beyim, uyanmak zorundayız. Değiştir abi. Bak Seyit Onbaşı.